Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün menümüzde haşlama ve mısır ekmeği var. Yöresel yemek. Ben size mısır ekmeğinin tarifini vereceğim. Hep beraber güzel bir mısır ekmeği yapacağız. Sonra haşlamayı da göstereceğim ama onu kaçırdık. İlk baştan çekmedik. Şimdi önce bütün mısır ekmeğinden başlıyoruz. Mısır ekmeği koyacağımız malzemeler: bir yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, 3 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 bardak sıvı yağ ve kabartma tozu ve kaynamış sıcak su. Bu kaynamış sıcak su önemli. Soğuk suyla mısır ekmeğimizi yoğurmuyoruz. Biz her zaman sıcak ve kaynamış suyla mısır ekmeğini yoğuruyoruz. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Yumurtamızı kırdık, tuzumuz, şekerimiz, yoğurtumuz, kabartmamız, ezme yağı, güzelce bir karıştırıyoruz. Mısır unumuz da 2 kilo mısır unu. Bu şekilde güzel bir karıştırıyoruz. Öncelikle tahta kaşıkla, sonra tam suyunu verdikten sonra elimizle yoğuracağız. Yavaş yavaş suyunu veriyoruz. Çok sulu bir kıvam olmayacak. Soğuranını vermedim çünkü ununa göre su çekme oranı farklılaşıyor. Siz kendiniz kontrollü bir şekilde suyunu koyabilirsiniz. Ben size son halinin kıvamını göstereceğim.
fırınımızın ısı ayarı 180 derece olacak. Alt üst fansız olsun. Fansız pişirme olsun. Ve 45 dakika falan sürer pişmesi. Fırınımızın ortasına koyuyoruz. 45 dakika sonra ekmeğimiz hazır. Arkadaşlar haşlamamız pişiyor. Öncelikle kemiğini düdükle de pişirdik. Sonra iç yağsını, soğanını, barbunya fasulyesini ve yeşil fasulyeyi kavurduk. Azıcık pişirdik. Sonradan daha önce hazırlayıp dondurucuya koyduğum haşlanmış hazır şekilde dondurucuya koyduğum lahanamızı katıyorum. Bu şekilde kısa pişiyor. Bu şekilde lahanayı koyuyoruz. Lahananın buzu çözülmeden katıyoruz ki herhangi bir sıkıntı olmasın. Bir de böyle bir kutu mısır. Burada da bir bardak korkata. Mısırın, kuru mısırın çekilmiş hali. Azıcık suya koyduk onu. Bütün malzemelerimizi kattık. Tuzunu koyduk. 2 yemek kaşığı kadar da şeker koyduk. Pul biber koyduk. Bu şekilde lahanamızın haşlamasını da güzelce yıkayıp doğruyoruz. Sonra kaynar suda 5-10 dakika kadar tuz ve şekerle pişiriyoruz. Sonra süzdürüp dolaba, buzluğa kaldırdık. Dondurucuya koydum. Bu şekilde pratik haşlama yapıyoruz canımız istediğinde. Şu anda haşlamamız pişmeye hazır. Güzelce bir yarım saat kadar pişince hazır olur. Ekmeğinden böyle bir değişik bir yemek yapıyoruz. Bunun adı çumur. 2 kaşık tereyağı, yemek kaşığı, 2 kaşık çökelek ve böyle 2 parça da mısır ekmeği. Bunları güzelce birbirine karıştırıyoruz. Bunu mısır ekmeği sıcakken yapıyoruz ve haşlamanın üzerine koyarak yiyoruz. Benim ve çocukların çok sevdiği bir yemek. Mısır ekmeğimiz de güzel pişmiş. Tereyağı içinde eriyecek. Onun için muhakkak sıcakken yapmamız gerekiyor. Thank you.
Tereyağımız da içinde eridi. Şimdi bundan kaşıkla alıp yiyebiliyoruz veya haşlamanın üzerine koyuyoruz. Koyuyoruz ve afiyetle yiyoruz. Bunlar yemeğimiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Şimdiden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.